şeyleri. Yalnız bu konuda bir şeyler söylemek istiyorum Mesut'um. Hazır gelmişken. Ben şunu pek algılayamıyorum. Depremle ilgili bir şey söylemeyeceğim çünkü benim konum değil. Özür diliyorum hocam. Yok canım, serbest. Yok yok yok. Herkes söyleyebilir. Onun için ben şunu söylemek istiyorum. Hani benim yaşımdaki oyunculara işte yok nasıl emektar oyuncu, yok işte efendim eski oyuncu, buna benzer laflar ediyorlar. Ben bu konuda rahatsızlık duyuyorum. Duymamın sebebini de söyleyeyim. Yani bilmiyorum, biz hep böyle örneklerimizi dışarıdan aldık mecburen. İşte sinemada işte 45 sene oldu benim içinde bu süreç. Bizim bildiğimiz eski olan bir şeye daha fazla bir yakınlık ve ilgi, hani daha denenmiştir, daha yapmış. Hürmetten bahsetmiyorum. Yani o saygı çünkü çok izafi bir şey. Yani çok izafi derken Türkçe, yani siz de anlayacağınız gibi söyleyeyim. Çok göstermelik bir olay. Göstermelik olmasın. Ama oyuncunun eskisi diye bir şey söz konusu olmadığını da lütfen artık bilen kişiler, bu işi yapan kişiler artık biraz da öğrensinler. Çok doğru yani. Diyorsunuz abi. Yani sonuçta bu söylediğiniz şeyde sizin gibi emektar hakikaten yıllarını bu işe vermiş. Devam ediyor. Rezil olmaya devam ediyor. 45 sene abi, az emek vermemişsin. Ya oyuncunun eskisi olur mu? O ne demek? Şey, yani oyuncu, bu oynamıyor musun? Eski yani, genel müdür olur ama oyuncu olmaz. Evet ya, eski genel müdür öyle bir şey var. Eski ben, öğretim görevlisi olur ama yani. Bir de ben bu programa çıkarken rica ettim, dedim kese kağıdıyla çıkayım dedim. Hayırdır? Kafama kese kağıdı geçireyim şuralardan deliyim dedim filan. Ama bir dahaki sefere çünkü... son dönemlerde bir de arkadaşlarımızın böyle hani yüzümüz eskiyor filan diye böyle bir takım ifadeler var. Bir takım arkadaşlar ki ağabeyin eski oyuncu. Yüzüğü yani. Nasıl eskiyor ben onu anlamadım yani. Devamlı çamaşır makinesinde mi yıkıyorlar? Yanlış ilaç mı kullanıyorlar? Yani bu işi raconu şudur. Biz bu işi yapmaya gönüllü olmuş, öyle veya böyle yakalanmış Carlos olmuşuz. Kimse anasının koynundan, pardon, karnından çıkarken aktör maktör falan diye çıkmadı yani. Olmadı, doğru diyorsun. Buna benzeyen bir sürü örnekler var. O bakımdan burada ben mektepliydi, alaylıydı şeyini tekrar yeni baştan gündeme getirmeyeyim. Hani türban olsun mu olmasın gibi falan konular haline getirmeyeyim diye söylüyorum bunu. Hani biraz daha zarif olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Zarafet gerekiyor. O yüzden... Estetiği olmayan hiçbir şey bence çok kalıcı olmuyor. Çok doğru. Ne diyordum ben? Nerede güzel bir şey söylüyordum ama. Bir yerden girdin ama dur bakalım. Çıkacak bir birazdan bağlarlar. Birazdan bağlayacaklar. Tamam sen. Yani. Anladım. Bu anlattıklarından hareketle Umut'a soru sormadan geçiyorum. Şimdi rica ederim. Siz yine de sorun. Ben bile ya ilerleyen saatlerde öyle tahmin ediyorum. Ufuk ne yapıyorsun birader? Telif hakları. Ne yapayım, çok özledim. Onlara da gireceğim. Uyuruşkular, ödenen maaş filan. Bunları da konuşmak. Bunları da konuşmak için. Tabii abi burası sosyal mesaj yeridir. Hakikaten her türlü sosyal mesajını verebilirsin. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, çok teşekkür. Evet Umut Oğuz, çok hızlı bir giriş yaptın. Adanalı'yla aslında öncesi var. Ama Adanalı'yla hayatımıza hızlı bir giriş yaptın. Üstelik çok daha keyifli bir şey vardı. Orada başrol oyuncusu değildin abi. Başrol oyuncusu olmadan öyle bir ara sokaktan çıkma hali benim çok dikkatimi çeker. Onun bir reçetesi var mı? Yoksa seninkisi de buradaki herkes gibi şans mı? Ya bir kere El İnsaf... El İnsaf derken tam... Ufuk ya. Şöyle bir şey oldu. Ben Adanalı'da oynarken çözdüm bu mevzuyu. Böyle başrol oyuncusunun çok önemli mükellefiyetleri var, sorumlulukları var. Ben burada Oktay'a mesela, şimdi nasıl Ahmet Gülhan'a çok büyük bir vefa borcum varsa artık Oktay'a da var. Çünkü ben daha önce birkaç işten kovuldum. Diziden, tiyatrodan. Başarımdan dolayı. Öne çıktığımdan dolayı. Gerçekten beni sepetlediler. Ben bunları mesela birkaç yerde paylaştım. Ekranda değil ama alenen paylaştım arkadaşlar. İlk kez burada mı? Yani televizyonlarında ilk kez bizimle İlk defa burada söylüyorum. Çünkü o zaman bana da artık bir borcum var. Şöyle bir şey oluyor. Yani bu güzel bir şey. Eğer anlaşırsak parada devamını anlatırım. Yani. Tamam. Bedava değil yani. Bu kadar mı verdin? Devam edebilirim biraz daha. Ya birkaç diziden hakikaten alenen kovuldum. Yani nasıl bildiğin kovdular yani. Benim çıktığım yerlerde reytingler dakika dakika baktıklarında yükseliyor. Fakat işte başrolü o bu birbirleri bazı dengeler rahatsız olduğu için ben başarımdan dolayı kovuldum işlerden. Vicdanen çok rahatken maddi olarak çok kötü durumlara düşmüştüm, asker dönüşü falan. Burada Adanalı'da benim avantajım şu oldu. Yani tabii ki mesela başrol oyuncusunu düşünün, onun yerine koyun kendinizi. Bir oyuncu geliyor ve yıkıyor ortalığı, geçiyor yani. Maşallah. Bu kadar da zarif kendini anlatan bir vallahi. Müthiş ya, bu kadar zarif kendini anlatan. Sen mesela yani anlatırken de
yakında ben Umut kesin inanıyorum milletvekili hatta bakan falan olacak yani. Ya bunu örneği var çünkü. Bunu inançla söylerse olur. Ne güzel yani. Olmasın. Yok, İnanarak ben söylüyor. Ben oyunculuğun üstüne öyle meslek düşünemiyorum yani. O kadar. Hakikaten çok başarılı. Hakikaten çok başarılı. Bak bunu niye anlatıyorum abi? Adanalı'da bence buradaki başarısı kadar, tiyatrodaki başarı kadar başarılı değildi tabii yani. Siz tiyatro arkadaşısınız. Birazdan o mevzuya geleceğim. Ama Umut'un hayatımıza nasıl girdiği ve hangi dizilerden atıldığına da bir bakalım. Verelim arkadaşlar. Eyvah. Allah Allah. Soracağız şimdi. Sakin ol tatlım, sinirlenme. Tamam, gel şöyle geçelim. O tarafa geçelim. Gel. Hadi. Bana bak. O Tuğçe denen kızla yine bugün de pır 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 konuşursak koparıveririm o deline ha. Aşk olsun hayatım ya ama. Efendim? Ay, çık sahneye de şarkını söyle. Çıkmam benim kardeşim, yeter bitti. Sanatçı kaprisiyse yapıyorum işte ya. Tam şarkıyı söyleyeceğim. Bır 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 içeriden ya. Sen sahne abi mi çalıyorsunuz? Şarkı söylemeyecek. Söylemeyeceğim. Öyle mi? Söylemiyorum. Dur! Ahulara! Vurdular beni. Nasıl kıydınız? Ahulana! Nasıl vuruyorsunuz adamı be? Of! Çok acıdı, çok nasıl kıydınız bir gibi adama. Siz beni bırakın, devam edin, kendinizi kurtarın. Ya çok haklılarmış aslında şeyden, bizden koy. İlkini galiba tutturduk değil mi? Abi ne olur söylemesek ya. Yo, hangi diziydi vallahi bilmiyorum. Tatil Aşkları diye bir diziydi. Yedinci bölüm... Zaten yürümezdi o iş ya. Tatil Aşkları diye dizi ismi mi olur? 13 bölüm sürdü zaten. 7 bölüm iyi reyting aldı. Sonra diziyi taşıdılar. Tabii bana bağlamak yanlış olur ama hatalar yaptılar. Orada da mesela çok güzel şeyler yapmıştık. Bunu zaten yönetmeniyle, işte yazarıyla konuştuğumuzda ondan da söyleyecektir. Gereksiz yere çıkarmışlardı beni. Ya ben hani şuna inanıyorum. Böyle sivri başları hep keserler yani, uçururlar. Ben animasyonda da mesela çok öne çıkıyordum. Ve bir işten kovuldum. O kovulma sonucunda oyuncu oldum ben. O domino taşı gibi bir etki yarattı. O da enteresan yarattı ya. Hani animasyondan da şöhret olan mesela çok az adam. Evet. Olamaz çünkü onlardan çok ayrı mecralar. Yani farklı bu, tabii. Evet, yani bu başka bir meslek yani oyunculuk. Burada benim hani öne çıkmamdan rahatsız olmayan bir başoyuncusu olduğu için de şimdi insanlar da bu dizinin yapımcısı dahil beni şey zannetti. Hani aha ilk defa burada rol alıyor. İlk defa oynuyor gibi. Halbuki bir 8-9 sene bu meslekte aç kalmış bir geçmiş var ya. Yani. Sadece tiyatro yapmış, turne yapmış, bir sürü sahneye çıkmış. Sadece kovulduklarını sayalım. Star'da Güneş Yanıkları kovuldu. Ona Bakma Bana Bak kovuldu. Üvey Baba kovuldu. Üç Kişilik Aşk kovuldu. Çalınan Ceset kovuldu. Tatil Aşkları kovuldu. Şöhretler Kebapçısı kovuldu. Adam biraz ama şey olur be abi, biraz seçici olur. İsimlere bak ya. Çiloros kovuldu. Allah'tan 70'lerde Cumhur Cemaat kovuldu. Kuzey 70'lerde gelmedi Allah'tan sinemaya. Ya, 70'lerde gelseydi.